Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz ben ödev yapmayı hiç sevmiyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum diyen arkadaşlar için bir takım öneriler vermek üzere olacak. İlk önerimle başlayalım. Öncelikle bir şeyi düzenli olarak yapabilmek için o şeyin hayatımızdaki önemini kavramamız gerekli. Ödev yapmanın ise okul başarımızdaki etkisinin büyük olduğunun farkına varmalıyız. Yalnızca derste gördüğümüz bilgiler zihnimizde kalıcı hale gelmeyecektir. O yüzden okulda öğrendiğimiz bilgileri pekiştirmek için ödev yapmak çok güzel bir alternatiftir. Düzenli olarak ödev yapan çocukların okul başarısının daha yüksek olduğu ise gözlenen bir gerçektir. İkinci istediğim nokta ise okuldan eve gelir gelmez ödev yapmak için acele etmemeniz arkadaşlar. Genellikle öğrenciler okuldan eve geldikleri vakitte bir an önce dersin başına oturmayı ve hatta ödevlerini tamamlamanın doğru olduğunu düşünüyorlar. Halbuki bu bilgi yanlıştır. Bizim okuldan eve geldiğimiz süreçte ihtiyaç duyduğumuz ilk şey ödevlerimizi tamamlamak değil, öncelikli olarak bir dinlenmek, beslenme ihtiyacımızı karşılamak ve sevdiğimiz bir aktivitede bulunmaktır. Bu nedenle lütfen okuldan eve geldiğiniz zaman da kendinizi ödevleri tamamlamak için zorlamayın. Öncelikli olarak değindiğiniz noktaları yapın ve ödev yapmak için gereken enerjiyi kendinizde bulun. Üçüncü isteğim ise sizin için en uygun olan zaman dilimini keşfetmeniz. Unutmayın ki her öğrencinin odaklanma zamanı birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle ben gün içinde sürekli ödev yapmak için motive olamıyorum diyerek üzülmeyin ve kendiniz için en uygun olan zamanı, hangi zaman diliminde zihninizin daha açık olduğunu keşfedin ve sorumluluklarınızı tamamlamak için o zaman dilimini seçin. Siz de fark edeceksiniz ki sizin için uygun zaman dilimini bulduğunuzda hem daha iyi motive olacaksınız hem de konsantrasyonunuz daha iyi olacak. Bu nedenle de zamanınızı çok daha verimli geçireceksiniz. Dördüncü önerim ise bir alışkanlığı kazanana kadar kendinize birazcık zaman tanımanız. Unutmayın ki düzenli olarak ödev yapabilmek de bir alışkanlık işidir ve alışkanlıkların 21 günün sonunda kazanıldığı söylenilir. Bu nedenle siz de ödev yapma alışkanlığı kazanana kadar her tamamladığınız ödev sonunda kendinizi ödüllendirirseniz bu zaman dilimi bittiğinde aslında eskisi kadar isteksiz olmadığınızı, hatta çok daha konsantre olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bu nedenle ödev yapma alışkanlığı kazanana kadar kendimizi bir 21 gün yani 3 hafta boyunca birazcık zorlamak geleceğimiz için çok faydalı olacaktır. Son olarak da diyeceğim şey şu ki her zaman tek başımıza yüksek bir motivasyona sahip olmamamız da normaldir. Bu gibi durumlar için yapılabilecek en güzel şey motivasyonu bizden biraz daha yüksek olan bir arkadaşımızla birlikte çalışmak olabilir. Bir arkadaşımız da birlikte çalıştığımız zaman hem ödev yapma etkinliğini daha eğlenceli bir hale getirmiş oluruz hem de ayırdığımız zaman dilimini daha verimli bir şekilde geçirmiş oluruz. Bu nedenle motivasyonumuzun düşük olduğu vakitlerde bizden daha iyi odaklanan bir arkadaşımızla çalışabilir ve ödevlerimizi daha iyi odaklanarak tamamlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bugün ödev yapmayı sevmeyen arkadaşlar için bir takım önerilerde bulundum. Siz de bulunduğum önerilerden faydalanarak ödev yapma konusunda daha istekli olabilirsiniz. Peki sizin ödev yapma ile aranız nasıl? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.